Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri. Bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün günlerden salı. Ve şimdi bakalım tabii gündemimizde neler var. Her sabah olduğu gibi önce başlıkları sıralayalım. Dün biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir paket, yeni bir paket açıkladı. Yani buna değişim başlıyor sloganıyla tabii açıkladı bunu. Ve yani sanki şu ana kadar hiç böyle hani paketler açıklanmamış gibi sıfırdan böyle yeni bir enerjiyle başlayacaklarını ve birkaç yıl içerisinde de enflasyonun 4'lere falan düşeceğini öngördü, öne sürdü aynı zamanda. Ve böyle bir şey. Tabii bu konu şimdi tartışılıyor. Bu konu konuşuluyor uzmanlar tarafından. İnandırıcı bulundu mu, bulunmadı mı? Gerçekçi bulundu mu, bulunmadı mı bu şey, açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın? Biraz sonra bunlara geleceğiz. Gazetelerin bazıları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu şeylerini, açıklamalarını büyütmüşler. Tabii bir yandan ne kadar önemli açıklamalar ve bundan sonra ne kadar isabet açıklamalar. Türkiye, özellikle iş dünyası bu açıklamaları bekliyordu. Ekonomi bu açıklamaları bekliyordu ve bundan sonra her şey çok güzel olacak. Yani Albayrak'ın sihirli eli piyasalara dokundu anlayışıyla veriyorlar, onun reklamıyla veriyorlar bazı şeyler, gazeteler, yandaş gazeteler. Ama diğer gazetelere bakacak olursak paketten aslında hiçbir şey çıkmadı. Dolayısıyla bu konuda, yani ekonomi konusundaki o uzun bir süredir devam eden şiddetli tartışmanın bundan sonra da, yani Bakan Albayrak'ın açıklamalarından sonra da sürdüğünü görüyoruz, süreceğini de öngörüyoruz. Peki başka neler var gündemde? Dün Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanacağını ifade etmiştik. Sağ olsunlar bizi yalancı çıkartmadılar ve toplandılar. Ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye meselesi ve özellikle güvenli bölge, tampon bölge ile ilgili bir takım açıklamaların yapılacağını ifade etmiştik. Sağ olsunlar yine bu konuda da bizi yalancı çıkartmadılar ve bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Ve biliyorsunuz Erdoğan'ın bir süredir, yani 2 haftalık bir süre tanımıştı Erdoğan ve işte biz gireceğiz. Yani eğer Amerikalılar bize izin vermezse biz gireceğiz, bizimle birlikte hareket etmezlerse diyordu. Artık bu sürenin de sonuna gelmiş bulunuyor. Son birkaç güne rastladı yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kullanılacak olan bir cümle önemli bu açıdan baktığınız zaman. Nitekim yine kararlılık açıklaması var. Dolayısıyla şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu süre biteceği için, yani Erdoğan'ın bahsettiği 15 günlük süre biteceği için, Milli Güvenlik Kurulu da böyle bir vurgu yaptığı için önümüzdeki birkaç gün içerisinde somut adımların ne olacağını görmeyi bekleyeceğiz. Bu da bir başka gündem maddesi. Peki başka neler var? Bugün meclis açılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor. Ve bakalım tabii yani meclis hani artık işte bir işte kalmadı, bir işe yaramıyor gibi bir takım eleştiriler de var biliyorsunuz. Fakat her şeye rağmen yine sonuç itibariyle siyasal partilerin, yani Türkiye'de kesimlerin temsilcileri olan siyasal partilerin orada temsilcileri var. Orada bu partilerin mevcudiyeti söz konusu ve dolayısıyla bir meclis, en azından binası hala duruyor. Bu konuyla ilgili olarak tabii sadece bu konuyla ilgili olarak değil biliyorsunuz işsizlik meselesi uzun zamandır kangrene dönüşmüş durumda. Ama bir de işsizlik fonu diye bir şey var ve bu paranın uzun zamandır ne olduğu, nereye gittiği, nerelere harcandığı da tartışılan konular arasında. Ve işte bununla ilgili olarak aynı zamanda bugün açılan meclisle ya da meclisin açılışıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök telefon konuğumuz olacak ve kendisiyle bu iki konuyu konuşacağız. Çünkü işsizlik fonu tutarsızlığını meclise taşıyan kişi aynı zamanda Levent Gök. Peki
Başka neler var gündemimizde? Şimdi bugün bazı gazetelerde Cemal Kaşıkçı meselesini biliyorsunuz, bu Suudi Arabistan'da ihvancı şey var ya, gazeteci olduğunu iddia ettikleri. Suudiler bunu şey yaptılar, yani şeyde, konsoloslukta. Ve onunla ilgili olarak biliyorsunuz en son çıkan haber şuydu uluslararası basında. Prens Muhammed bin Selman bu konuyla ilgili olarak bir itirafta bulunmuş yaklaşık bir sene önce. Ve sorumluluk bende, yani ben emretmedim ama madem ki teşkilatın başında ben varım, sorumluluk bende gibi bir açıklamada bulunmuş. Ve bunun haberini gördük. Peki bunun dışında Cemal Kaşıkçı'dan bahseden var mı? Yok. Yani bitti, oldu, bitti, gitti. Bu konuyla ilgili olarak, yani Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak The Washington Post gazetesi Erdoğan'dan bir makale yazmasını istemiş. Ve Erdoğan da bu makaleyi yazmış. Neden The Washington Post? Çünkü Cemal Kaşıkçı'nın daha önce yazdığı gazete The Washington Post. İkincisi, neden Erdoğan? Çünkü Cemal Kaşıkçı aynı zamanda Erdoğan'la çok yakındı. Niye? İkisi de ihvancı, o nedenle yakındılar. Ve cinayetin tabii Türkiye'de işlenmiş olması, aynı zamanda Erdoğan'ın bu konuya çok büyük hassasiyet göstermesi, bir muhatap olarak karşısında Suudi Arabistan kralı, ki kralı hiç suçlamadı Erdoğan, ama oğlu olan Veliaht Prens'in olması vesaire gibi bir takım faktörler Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda The Washington Post'ta, yani Cemal Kaşıkçı'nın gazetesinde makale yazmasını gerektirdi. Böyle bir sonuç çıktı ortaya. Peki Erdoğan ne demiş bu makaleyi yazarken? Yüzyılın en en etkileyici ve tartışılası olayı demiş. Şimdi bazı gazeteler, yandaş gazetelerde Erdoğan'ın bu sözlerini yüzyılın işte en büyük olayı diye görüyoruz, ki Sabah bunlardan bir tanesi. İşte ne bileyim, bazı gazeteler aynı zamanda Erdoğan'ın bu makalesini öne çıkartmışlar. Şimdi burada nasıl basınımızın zavallı bir durumda olduğunu gösteren bir örnekle karşı karşıyayız. Yani bu haberle. Neden? Çünkü Kaşıkçı meselesi şu anda gündemde değil. Bin Selman'ın bir süre önce yapmış olduğu açıklama üzerine Washington Post, yani Kaşıkçı'nın kendi gazetesi bile meseleyi yeni hatırlıyor, tekrar hatırlıyor. Ve diyor ki bu konuda kime yazdılar oydu? Erdoğan'a. Peki Erdoğan böyle bir fırsatı kaçırır mı? Tabii ki kaçırmaz. Düşünün, Washington Post Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse resmi gazetesidir. Yani hatta şey anlatılır, derler ki bir fıkradır tabii bu, şehir efsanesidir. İşte Rus casuslar işte özel bir faaliyette bulunmazlarmış Beyaz Saray'da ne olup bittiği konusunda. Çünkü her sabah bir Washington Post alırlarmış gibi. Şimdi dolayısıyla Erdoğan böyle bir fırsatı kaçırmaz Washington Post'a. Yazacağız tabii, yazarız. Yazarız. Biraz sonra geleceğiz. Yani konu durup dururken Erdoğan'ın bir şeyler yazmış olması, ama Türkiye'deki yandaş gazetelerin sanki olay halen çok sıcak bir biçimde devam ediyormuş gibi Erdoğan'ın bu makalesinden yola çıkarak koca koca başlıklar atmaları. İşleri güçleri yok. Yani ne yapacaklar? Erdoğan'ı takip ediyorlar. Gazeteciliği falan bırakmışlar, Erdoğan'ı takip ediyorlar. Dolayısıyla Erdoğan bu sefer de Washington Post'ta şunu söyledi diye büyük başlıklar atmışlar. Çok ilginç bir iddia var. O da şu. Biliyorsunuz bu şeyde galiba Ankara'da ishal vakaları var. Ve bu ishal vakalarının TRT gidiyor. Bir profesöre diyor ki bu ishal vakalarının sudan kaynaklandığını söyleyin. Ne diyecekler? Yani prof deyip çıkıp işte sudan kaynaklanıyor bu, yani şehir suyundan kaynaklanıyor falan diyecek. Böylece Mansur Yavaş'a bir şey yapacaklar işte, yüklenecekler. Ertesi günü şurada, şu gördüğünüz şu gazete denilen şeylerin büyük bir bölümünde profesör bilmem kim dedi ki, hatta ona bile gerek yok. Mansur Yavaş yaptı işte diyecekler.
Bunun için profesöre gidiyorlar, diyorlar ki böyle bir açıklama yap. Profesör de diyor ki siz manyak mısınız? Yani benden yalan söylememi istiyorsunuz. Yani böyle demiyor da ben söylüyorum ha. Muhtemelen böyle söylemiş sanırım profesör. Profesör tabii Esin Davutoğlu Şenol bunun, bu iddianın sahibi. Başka ne var? Biliyorsunuz bir AKP'li milletvekilinin evinde hayatını kaybeden bir kadın var. Ve bununla ilgili olarak her nedense hiç kimse ağzını açmıyor. Bakın Rabia Naz meselesinde de böyle oldu. Burada da böyle olacak gibi görünüyor. Yani çok ilginç günler geçiriyor Türkiye. Çok böyle işte şimdi bunlar şey yapıyorlar ya. Şimdi mesela işte Sabah gazetesinde şu var. İlk iş yargı reformu falan filan. Artık o kadar zavallı durumlara düşmüşler ki yalan söylüyorlar. Açıkça halka yalan söylüyorlar. Yalanlar atıyorlar. Böyle bir gerçek var ortada. Kim? Milletvekili. Hangi partinin milletvekili? İktidar partisinin milletvekili. Ne olmuş? Adamın bir evi var ve bu evinde bir kadın bu milletvekilinin silahıyla ölüyor. İntihar ediyor ya da öldürülüyor. Bunu bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun üzerine gidilip de sorgulanmaz mı? Hiçbir gazeteci mesela gidip bu adama, yani bu işte neydi, Şirin bilmem ne, buna mesela şeyi sormaz mı? Ya kardeşim evinizde böyle bir şey oldu, bir şey söylemeyecek misiniz? Yani bir açıklamada bulunmayacak mısınız? Bu neye benziyor? Bu şey vardı, Clint Eastwood'un oynadığı bir film vardı. Şimdi hangisi hatırlamıyorum. Başkanın bir halt yerken, Amerikan başkanının işte şey yapması, kadınla çatışmaya girmesi ve sonra kadını öldürmesi falan filan. Sonrasında da işte tesadüfen orada bulunan hırsızın olaya tanık olması ve ondan sonra hikayenin gelişmesi. Bunu hatırlattı bana ve burada da böyle bir şey var gibi görünüyor. Bakalım ne çıkacak ortaya? Bunu hep birlikte göreceğiz. Başka ne var? Başka başlık olarak önümüzde. Kazım Öz yargılanıyor. Yönetmen Kazım Öz, örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istemiyle Dersim 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor. Öz, 2010 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin siyaset akademisine ve Gezi direnişine katılmasıyla yaptığı bazı telefon konuşmalarıyla suçlanıyor. Bahoz ve Zerin yönetmeni Kazım Öz, Türkiye'de bağımsız sinemanın önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Bu arada Yeni Yaşam gazetesine de bir dava söz konusu. Yeni Yaşam gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Osman Akın'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülecek İstanbul'da. Dava 1 Mart 2019 tarihinde gazetede yayımlanan Afrinli tutuklulara zulüm başlıklı haberle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçunun işlendiği iddia edilerek açılmış. Evet, şimdi bütün bunları sizlere aktardık. Bu arada tabii Ahmet Davutoğlu şey yapmış, partisi için İstanbul'da bina kiralamış. O da geçen haberler arasında yer alıyor. Şimdi saatlerimiz 11-14'ü gösterirken yavaş yavaş gazetelerimize girelim. Başlıklarımız bu şekilde. Bunlar içerisinde tabii dediğimiz gibi sizlere aktardıklarımızın bazıları burada birinci sayfalarda çeşitli şekillerde yer bulmuş. Mesela yandaş gazetelerle başlıyoruz her zaman biliyorsunuz. Sabah gazetesi Berat Albayrak'ın açıklamalarını büyütmüş bugün ve yüksek büyüme, düşük enflasyon, güçlü istihdam gibi bir başlıkla vermiş haberi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, değişim başlıyor sloganıyla 3 yıllık ekonomik hedefleri tek tek anlattı. Şimdi yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyorlar. Yani eksiye düştükten sonra mesela düşün yani dibine kadar vurduktan sonra siz istemeseniz bile kendiliğinden biraz zıplayacak. Zıpladığı zaman da ne diyorsunuz? Eksi büyüme yerine pozitif büyümeyle kapatıyoruz. 0,001 olsa bile pozitif büyüme pozitif büyümedir. Öyle ya, o şekilde kapatıyoruz diyorsunuz ve ne yapmış oluyorsunuz? Siz pozitif büyümüş oluyorsunuz. Peki, devam edelim. Her yıl istihdamda 1 milyon civarında artışla işsizliğin gerilemesini sağlayacağız. Şimdi burada
Hatırlarsanız bu yılın başında, yani 2018'in sonları mıydı şu anda aklımda değil ama başlıklardan hatırlıyorum. 2019 yılında 2,5 milyon kişiye iş falan filan diye bir şey yumurtluyordu bu yandaş basın. Ve 1 milyon daha işsizin olduğu ortaya çıktı. Şimdi Maliye Bakanı neye göre söylüyor bunu? Yani her yıl 1 milyon demek 3 milyon demek. 3 milyonun istihdam edilmesi demek 3 milyon kişiyi istihdam edebilecek iş yerlerinin açılması demek, yatırım demek. İmam hatiplere mi 3 milyon kişiyi alacaksınız? Ya da yeni açtığınız camilere mi alacaksınız? Ya da bütçesini işte her yıl bilmem kaç milyar arttırdığınız Diyanet İşleri Başkanlığı'na mı 3 milyon kişi alacaksınız? Ya da çiftlik haline çoktan gelmiş olan TRT'yi biraz daha mı şişireceksiniz mesela? Yani 10 bin tane fazla adam varken 130 bin tane daha mı fazla adam alacaksınız? Ne yapacaksınız? Ben gerçekten merak ediyorum. 1 milyon yeni istihdam, ekonominin ancak genişlemesiyle olabilecek bir şey. Ve düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, bakın diyor ki, yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatacağız. Ve dediğim gibi bu pozitif büyüme aslında negatif büyümenin terse dönmeye başlaması. Yani siz zaten eksidesiniz aslında. Sıfırın altındasınız. Sıfıra doğru birazcık yükselince bunu pozitif büyüme olarak görüyorsunuz. Ve bununla siz 1 milyon, bir tek yıl için söylüyorum bunu, kişiye iş bulacağınızı iddia ediyorsunuz. Çok gerçekçi mi bilmiyorum. Makro dolarizasyonun azaltılması sağlanacak, kredi kanalları açılacak. Bakın ne yaptılar, ne ettiler. Yastık altındaki doları çıkartamadılar meydana. Çünkü insanlar bu iktidara, bu ekonomiye güvenmiyor. Oldu bitti zaten var bu. Yani Türkiye'de bu sadece bu iktidara özel bir şey değil. Geçmişte de vardı bu. İnsanlar altından ve dövizden vazgeçmiyor Türkiye'de. O veya bu şekilde. Çünkü kendi devletlerine aslında inanmıyorlar. Her an bir arıza çıkabilir. Biz en iyisi kendimizi sağlama alalım diye düşünüyorlar. Ve bu anlayış devam ediyor. Ve dolayısıyla siz bu dolarizasyon hikayesini önüne geçemezsiniz. Mümkün değil önüne geçmesi. Siz kendiniz zaten dolarla anlaşma yapıyorsunuz. Köprü anlaşmalarını işte şu yap işlet devret ya da hiç devretmesen de kalsın en sonunda bir katakulli yaparsın işletmeleri var ya. Onlarla anlaşmayı siz zaten dolarla yapıyorsunuz. Dolayısıyla nasıl mesela vazgeçeceksiniz? Öncelikle Berat Albayrak mesela kaç doları var açıklasın. Öyle ya. AKP'li bakanlar. Hani bir ara şey çıktı ya, Devlet Bahçeli bir numara yaptı millete işte. Doları bozduruyoruz. Niye? Bekledi. Önce işte hani şeydi 4,5 muydu kaçtı bilmiyorum, öyle yükselmeye başladı. 5, 5,5, 6, 6,5, 7'ye doğru vurdu. 7'yi de buldu falan filan. Bahçeli dedi ki tamam şimdi satma zamanı, ama öyle bedavadan satmayalım, millete de gösteriş yapmamız lazım, bakın biz de dolarlarımızı bozuyoruz dediler. Şimdi tekrar mesela dolar aldı mı Devlet Bahçeli, bunu açıklasın. Neyse, devam edelim. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük. Gerçekten öyle mi bilmiyorum. Yani bunu da ancak bizim Mehmet Fil şey yapabilir, açıklayabilir. Türkiye'de ondan başka da kimse bilmiyor zaten ekonomiyi. Biliyorsunuz ya Türkiye'nin öyle bir şey. Ondan sonra peki başka ne var? Enflasyonu artık %5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani çok büyük başarılardan bahsediyorsunuz bir yandan, ama bir yandan sizin hedefiniz enflasyonu %5'in altına çekmek. Dikkat edin, enflasyonu %5'in altında tutmak değil. Yüzde işte hani hep derler ya işte %2-3 enflasyon daima faydalıdır. Yani hani şey yapar işte gelişimi bir şekilde sağlar. Yani bu faydalıdır denir. Kolesterolün azı faydalı gibi ya, ona benzer bir şey galiba bu. Tabii %5'in altına çekmeyi siz hedefliyorsunuz. %5'in altında tutmayı falan değil. Niye? Çünkü enflasyon %15 resmi olarak. Ama gayri resmi enflasyona bakacak olursanız siz %20, %25'leri falan görürsünüz yani bir yıl içerisinde. Zaten doğalgaza yapılan o şey, şu kadar zam var ya artık
rakamlarla vermiyoruz biliyorsunuz. Artık şeyleri Türkiye'de zamları şeylerle, el hareketleriyle anlatabiliyoruz. Yani şu kadar büyük, bu kadar büyük falan, böyle bu kadar zamlar. En son ne oldu? Elektriğe de dün zam yaptınız. Yani paketi açıklıyorsunuz, sonra üstüne zam yapıyorsunuz. Ve işte bu da Sabah gazetesi tarafından nasıl bir şey, bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ama en bombası da şu, gıda üretimini arttırmak için sulama yatırımları yapılacak. Yani o HES'leri MES'leri falan yapıyoruz, o yandaş firmalar hani elektrik melektrik sağlıyorlar ya, onlar. Onları kastediyor galiba. Peki ne var? Bir de sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Sera dediğiniz şey, hava durumunun uygun olmadığı ortamlarda üretim yapmak içindir. Sizin memleketin, memlekette hakikaten 7 iklim var. Siz düzenli bir planlama yaparsanız seraya meraya gerek kalmaz. Ha, yapılsın, lükstür, iyidir, falandır, filandır, her neyse. Yapılsın da bu yatırımla mı yılda 1 milyon kişi daha istihdam sağlayacaksınız? Berat Albayrak'ın açıklamaları böyle. Peki kimler mesela çok beğenmiş açıklamaları? Bu da önemli. İş dünyasından bakın. Refat Hisarcıklıoğlu. Şaşırdınız mı? Hayır. Sorunlar doğru tespit edilerek gerçekçi tedbirler ortaya konmuş. Yani şimdi arkadaş beni niye aradınız ya? Keşke bu konuda konuşmasam diyecek ama diyemiyor. Çünkü arayan gazete Sabah mecbur konuşacak Refat Hisarcıklıoğlu. TİM Başkanı İsmail Gülle, dövizdeki oynaklığa yönelik tedbirler çok önemli. Bakın burası çok önemli. Ya ben mesela hiç göremiyorum yani. Biz vatandaş olarak bunları göremiyoruz. İsmail Gülle görmüş ama. DEİK Başkanı Nail Olpak, reel ve finans sektörüyle sahada olan bir Türkiye göreceğiz. Vay be. ATO Başkanı Gürsel Baran, yep Türkiye'yi, yani bu yeni ekonomi bilmem nesi, hazır mı telefonumuz? 100. yılında yeni hedeflerine taşıyacak. Evet, böyle bir şey. Şimdi bu kendi yandaş adamları, iş adamları, şunlar bunlar, bunları çok övmüşler. Sabah gazetesinde zaten birinci görevi, birinci vazifesi Erdoğan propagandası yapmak olduğu için bu sefer Erdoğan değil, damatın şeyi yapılmış. Ama olsun yani. Evet, şimdi ne yapalım? Programın girişinde ifade etmiştik. Bakın mesele bir yandan bu. Yani bunların bu yaptığı göz boyama. Bu halka milyonlara yalan söyleme şeyidir. Ne diyeceğim? Çalışmalarıdır bunlar. Propaganda yapıyorlar. Ama diğer taraftan işsizlik parasını bile belli ki bir yerlere götürmüşler. Şimdi götürmüşler lafını yanlış anlamayın. Nereye götürmüşler bilmiyorum. Ben onu artık soracağız. Bakalım CHP Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök neler anlatacak bu konuda. Bir de bugün meclis açılıyor. Meclis ne ifade ediyor artık? O soruyu da ikinci soru olarak soracağız kendisine. Günaydın. İyi günler. Teşekkür ederim. Günaydın Musa Bey. Evet, sizin bir şeyiniz olmuş, sorunuz olmuş. Yani bu işsizlik fonuyla ilgili olarak. Belli ya, bütün sorular saptamalardan çıkıyor tabii. Sizin saptamalarınız neler? Nerede bu para? Şimdi tabii Musa Bey, biz yazılı soru önergeleriyle ayrıca meclisi denetim organı olarak güçlenmesi konusunda da elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Evet. Türkiye'de ne yazık ki rakamlar üzerine çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor ve rakamlarla, siz de az önce ifade etmeye çalıştığınız gibi, vatandaşın gözüne bir algı yaratılarak ekonomideki olumsuz tablonun sanki bir başka bir bahar havasının gibi gösterilmesine dönük çabalar içerisinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Şimdi tabii biz titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda elimize gelen bir bültenleri de inceliyoruz. Özellikle işsizlik fonu bizim son derece dikkat ettiğimiz bir fondur. Çünkü bu fonun kuruluş amacı işsizlere bir iş bulana kadar, belli sürelerde iş olanağı bulana kadar yardımcı olabilmektir. Ama biz biliyoruz bu fondaki biriken paralar da devletin başka organlarında kullanılabiliyor. Şimdi bunun böyle olup olmadığını ben irdeliyorum bu soru önergemde, sizin de bahsettiğiniz konuda. Şimdi örneğin Haziran ayı bültenini aldık elimize, Türkiye İş Kurumu'nun, İş Kurumu'nun aylık işsizlik sigorta fonu bülteninde. Şöyle çarpıcı bir durumla karşılaştık. Şimdi Haziran ayında bültendeki rakamlar da bunlar. Bu rakamları da herkesin görmesi mümkündür. Haziran ayında tam 643 bin kişiye
sigorta fonu kapsamında 660 milyon liralık bir ödeme yapılmış. Evet. Aynen böyle yazıyor bültende. Peki şimdi bu kadar bir ödeme yapıldı ise giderde ne gözükmesi gerekir? Yani işsizlik fonunun gider bölümünde de yani bu rakamın aynen bu şekilde yer alması gerekmez mi? Maalesef bir bakıyoruz o fondaki gider tablosuna. 660 milyon TL ödeme karşılığında gider tablosunda 10 milyon TL bir ödeme gözüküyor. Bu nedenle şimdi arada bir 650 milyon liralık bir açık çok çarpıcı bir şekilde önümüzde duruyor. Evet. Yani 660 milyon TL ödeme var ama gider tablosundaki gider hanesinde gözüken rakam 10 milyon TL. Şimdi bu izaha bir ihtiyaç duyulan bir konu değil midir? Yani evet. 650 milyon TL'lik bölüm niçin gösterilmemiştir? Kaldı ki burada ayrıca genel sağlık sigortası primleri ve damga vergisi primleri de bu rakama da dahil değildir. Aslında fark daha da büyüktür. Ama bizim onlar gösterilmediği için bültende onları göremedik. Biz gördüğümüz devletin resmi rakamlarını veriyoruz ve soruyoruz. Bu aradaki 650 milyon liralık fark nerede? Niçin ödeme yapıldı deniyor ise de gider olarak gösterilmiyor. Şimdi bu tabii mutlaka bunun cevaplandırmasını bekliyoruz bu tabloda ve dolayısıyla bir an önce de yanıtlanmasını bekliyoruz. Çünkü yani siz bir yandan ödeme yapıldı derken bir yandan da gider tablosuna bu rakamı göstermezseniz dolayısıyla o rakamlarını ödenmediğine ilişkin çok ciddi soru işaretleri oluşur. Biz de bu soru işaretlerini gidermek üzere bu soruyu soruyoruz Musa Bey. Peki ne gibi ihtimaller üzerinde duruyorsunuz? Yani çok ciddi hani 100 milyonlardan bahsediyoruz sonuçta. Bir hata mı olmuş, çok büyük bir hata mı? Yani bu masumane şey. Ama diğer yandan mesela başka bir yerlere aktarılmış olabilir mi? Ve bu kalem bu şekilde mi gösterilmiş? Benim aklıma gelen bu söylediğiniz ihtimal. Öyle olmamasını dilerim. Yani devletin resmi organlarından çıkıp ve belki fahiş bir hata yaptıklarını söylemeleri gerekir. Yani çünkü bu bir fahiş hatayla da açıklanacak bir konu değil. Hani 660 milyon bir kalem hatası olsun 650 milyon olabilir ama ben yani 660 bin TL'lik bir harcamayı siz 10 milyon TL gibi gider olarak gösterdiğiniz zaman doğal olarak o ödendi mi ödenmedi mi sorusu haklı olarak ortada duruyor. Biz de resmi makamlardan bunun çok net ve açık bir şekilde cevabını bekliyoruz. Yani böyle bir tabloyla devletin harcama kalemleri açıklanamaz Musa Bey. Siz ben bir yandan diyorsunuz ki ben şu kadar kişiye şu kadar para harcaması yaptım. Ama gider tablosunu gösterdiğiniz rakam çok düşük, 66'lı kat düşük bir rakam bildiriyorsunuz. Böyle bir tablo devlet anlayışıyla da bağdaşmaz. Yani siz 660 bin TL ödeme yaptıysanız 660 bin TL de gider hanesinde göstermeniz gerekir. Ama gider hanesinde gözüken rakam 10 milyon TL. Bu kadar çarpıcı bir konuyu da dikkatli bir şekilde siz de takip ettiğiniz için ben de teşekkür ederim. Yani biz burada neyi yapmaya çalışıyoruz? Devletimizin harcamalarının şeffaf olması. Halkımızın vergileri oluşan devlet bütçemizin her kuruşunun hesap verilebilir olması. Şeffaf olunması. Yani bunlar adına da biz de bir denetim görevini sürdürmeye çalışıyoruz. Ben ayrıca dikkat için teşekkür ediyorum ve yetkililerden de bir an önce bu aradaki çarpık fahiş hatanın ya da neyse konu neyse bunun giderilmesini ve kamuoyunu aydınlatıcı hepimizin vicdanlarına seslenen bir açıklamayı bekliyoruz. Bunu beklemek benim bir muhalefet partisi netek olarak görevimdir. Bu soruyu da sizin aracınıza bir kez daha sorma fırsatını bulduğum için teşekkür ediyorum. Evet, rica ederim. Peki şimdi ikinci aslında başkanlık sistemi hayata geçirildiğinden beri gündemde olan bir soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışı var bugün tabii. Yeni dönem açılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani meclisin şu andaki durumu sizce bir demokrasi için ideal bir durum mudur? Şimdi bakın bugün bazı gazetelerde bir demecim var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi geçtiğimiz yıl itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bir sistem Türkiye'de. Dünyada eşi benzeri olmayan sadece Türkiye'ye özgü bir sistem uygulanmaya çalışıldı. Ama bu sistemin pek çok mahsurlarına biz geçen yıl tanık olduk. Bu geçen yıl tanık olduğumuz konular içerisinde bakın ben size hemen çarpıcı bir açıklamalarda bulunayım. Şimdi bu sistem getirildiği zaman meclisin güçlü olacağı, milletvekillerinin tam tekte vereceği,
ve denetim olanaklarının artacağı ifade edilmişti. Artık yürütme kendi işini yapacak, yasama kendi işini yapacaktı. Peki öyle mi oldu? Şimdi geçen yılda, yani geçtiğimiz bir yıllık süre içerisinde bütün partilerin milletvekilleri, ki bunun için en çok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin kanun teklifleri ön sıradadır, 2019 tane kanun teklifi verilmiş Musa Bey. Bunun görüşülen kanun teklifi sayısı gerçek anlamda 27. 13 tane uluslararası anlaşma var. Bir de bütçe ve kesin hesap kanununa kattığımız zaman 40, ama milletvekillerinin imzasıyla gelip kanun diye nitelendirdiğimiz tekliflerin sayısı 27. 2019'da 27. Ve bütün bu görüşten kanun tekliflerinin hepsi sarayda hazırlanıp meclise gönderilen ve AK Parti milletvekillerinin imzaladıkları kanun teklifleri. Örneğin Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tam 1500 tane kanun teklifi vermiş. Yani MHP 169 tane vermiş. Evet. AK Parti 146 tane vermiş. Diğer partilerin de verdikleri var. Örneğin İYİ Parti 119 tane vermiş. Bunların hiçbiri görüşülmedi. Ne görüşüldü? Saraydan gelen ve AK Partili milletvekillerinin hazırlıkları kanun teklifinden sadece 27 tanesi görüşüldü. Peki bunun karşılığında ne oldu? Sistemin getirdiği bir unsur olan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sayısı da tam 46 oldu. Yani 27 tane meclis kanun çıkartıyor gerçek anlamda, ama Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 46 ve 46'ya karşı 27. Bu durum meclisin zaten durumunu gösteriyor. Hani meclis güçlenecekti? Hani meclis daha milletvekillerinin verdikleri kanun teklifinin görüşüleceği bir yer olacaktı? Böyle olmadığını geçen bir yıl içerisinde gördük. O 46 kanun hükmündeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaklaşık 2000'e yakın kanun maddesinde değiştirilene tanık olduk. Oysa kanun maddelerinin değiştirileceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Peki bu niye böyle oldu? Bu denetimsizlikten oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetecek yegane organ Anayasa Mahkemesi'dir. Anayasa Mahkemesi geçen bir yıllık süre içerisinde çıkartılan 46 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden açılan davalarda, kendi nezdinde açılan davalardan hiçbirini bugüne kadar sonuçlandırmamıştır Musa Bey. Bir denetim görevi yok. Keyfi ve kendisine buyruk bir anlayışla bir yönetim anlayışını teşvik eden bir denetimsizlik şu anda Türkiye'ye hakim. Anayasa Mahkemesi'nin derhal normlarını ortaya koyarak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini denetlemesi, bunların hukuka ve anayasaya uygunluğunu kamuoyuyla paylaşması ve tartışması gerekir. Bakın geçtiğimiz günlerde İngiltere'de başbakan parlamentoyu askıya aldı. Evet. Ama oradaki Anayasa Mahkemesi'nin benzeri olan yüksek mahkeme derhal toplandı ve başbakanın almış olduğu parlamentoyu askıya alma kararını yok hükmüne saydı. Hukuka aykırı buldu, kanunsuzdur dedi ve iptal etti. Şimdi işte bir denetim, demokrasiye dediğimiz zaman denetim bunun en büyük organıdır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik. Şu anda geçen bir yıl süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetlenmediği bir süreci yaşadık. Ve böyle bir tablo Türkiye'deki demokrasimiz açısından da çok sıkıntılıdır. Ve Türkiye'nin kurumlarının ve kurallarının çökertilmesi açısından da geriye doğru tedavi edilemez, çok ağır sonuçlar bırakabilir. Bu nedenle meclisimizin önümüzdeki bu yasama yılında çok daha güçlü ve etkin olması konusunda elbette ben de meclis başkan vekili olarak bir görev yapacağım. Ve milletvekillerinin daha güçlü kılındığı, parlamentodan çok daha fazla sayıda kanun çıktığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin denetlenmesinin çok erken zamanlarda ve derhal yapılması gerektiği bir yıl olması gerektiğini biliyorum. Çünkü Türkiye hepimizin kuralların ve kurumların çökertildiği bir Türkiye'de bunun sonucunun tüm ağır sonuçlarını hepimiz üstleniriz. Sayın Nemet Gök, çok çok teşekkürler bütün açıklama ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Levent Gök, hem işsizlik fonu hesaplarındaki tutarsızlıkla ilgili bilgileri aktardı bize, hem de meclis bugün açılıyor, yeni yasama yılı bugün işte saat 14 gibi zannediyorum açılış yapılacak ve meclisin işleviyle ilgili, nasıl olması gerektiğiyle ilgili, ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğiyle ilgili de yine aynı şekilde görüşlerini bizimle paylaştı. Şimdi saatlerimiz 11.35'i gösteriyor. Yaklaşık bir 10 dakikamız var. Hemen hızlı hızlı başlıkları geçelim. Bütün bu bahsettiğimiz konularla ilgili olarak başlıklar neler?
Star gazetesi Prens Selman cevap versin diye bir başlık atmış. Dedim ya işte işleri güçleri yok bunların. Şöyle şimdi ne yapacaklar mesela ya ben en iyisi her şeyi bırakayım. Ben ne yapsam acaba? Evet, benim tabii bana burada başlıkları size aktarmam için para ödüyorlar değil mi? O yüzden peki devam edelim o zaman. Evet, gazetelerle devam ediyoruz değil mi? Ben Songül olmasa var ya ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Evet, peki şimdi işi gücü yok Star Gazetesi'nin. Bu konuyu büyütmüş. Neden? Çünkü Erdoğan bu konuyla ilgili bir şey söyledi ya. Tamam, bitti. Hiç araştırmaya falan gerek yok. Kendilerinin gazete olarak bu konuyla ilgili soru sormalarına falan gerek yok. Dediğimiz gibi zaten gündemde olmayan bir konu. Peki başka ne var? Başka bu yandaş gazetelerde de hani bu şeyi görüyoruz. Güvenli bölge için kararlılık mesajı başlığı var. Yani aslında önümüzdeki günlerde hani yani kritik günler başlıyor dediğimiz mesele şu. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili olarak Türkiye'nin ısrarı var. Erdoğan'ın vermiş olduğu bir süre var. Ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan böyle bir ifade var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Star gazetesi bugün Berat Albayrak'ı küçücük görmüş. Yani şu kadar bir şey görmüş. Normalde Berat Albayrak'ın daha büyük görülmesi gerekmiyor mu? Çok önemli bir şeyler açıklıyor çünkü. Yani ekonomiyle ilgili bir şeyler açıklıyor. Üstelik hani o kadar olumlu bir tablo çiziyor ki 1-2 sene içerisinde şahlanıyoruz yani. Böyle bir şey. Fakat ona rağmen küçücük görmüşler. Ben şahsen Star gazetesinde Berat Albayrak'a, bakın şurada hemen ekrana da geliyor zaten. Berat Albayrak'a yönelik bir tavır ararım. Yazı işlerinde Berat Albayrak'ı sevmeyen acaba kim? Peki, devam edelim. Hürriyet. Hürriyet gazetesi yine Erdoğan'ın makalesine yer vermiş. Devletin içindeki çete öldürdüğü ifadesiyle yer vermiş tabii. Yani böyle işte en yüzyılın en önemli olayıdır odur falan filandır diye vermemiş. Bir başka başlık yine bu şeyle Berat Albayrak meselesiyle ilgili olarak. Şimdi Berat Albayrak meselesini de yine küçük görmüş. Yani açıklamalarını küçük görmüş. Hatta Şirak'ın cenaze törenini daha büyük görmüş. Yani daha fotoğraflı bir şekilde görmüş. Monsieur Şirak'a üst düzey veda başlığıyla görüyoruz konuyla ilgili haberi. Peki başka ne var? Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesi de şeyi büyütmüş. Berat Albayrak'ın açıklamalarını büyütmüş. Ve gerçekçi program diye bir ifade görüyoruz. Şimdi burada bazı görüşler var demiştik. Yani yandaşların bazı görüşleri var demiştik. Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektöre heyecan ve moral verdi. Bu. Peki, DEİK Başkanı Olpak, DEİK Başkanı Olpak'ın ifadesini sabahtan aktarmıştık size. İSO Başkanı Bahçıvan, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesi olumlu. YEP, istihdam, vergi, finansman kanalları gibi Türkiye'nin gelişim kaydetmesi gereken öncelik alanlarına temas ediyor demiş İTO Başkanı. TİM Başkanı Gülle de demiş ki, tedbirler ihracatçımızın rekabetçiliği adına önemli adımlar. Evet. Öyle. Bunlar böyle görüyorlar meseleyi. Bakalım. Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en tartışmalı olayı diye vermiş Milliyet gazetesi. Daha doğru vermiş. Yeni Şafak. 67 milyar dolarlık silah işe yaramadı diye bir başlık çıkmış bugün. Neyle ilgili olarak? Suudi Arabistan'la ilgili olarak. Husiler değil aslında Yemen. Suudi Arabistan'ınla hani kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Suudi Arabistan dünyanın en zengin devletlerinden, ülkelerinden bir tanesi. Suudi Arabistan aynı zamanda dünyanın en önemli silah stoklarından birine de sahip. Yani bir de bunlar şimdi geri bir ülke oldukları için, yani anlayışları da geri olduğu için ne yapıyorlar? Gidiyorlar işte silah seçerken hani şey vardır ya işte... Bilinçsizsinizdir bir konuda ama tüketim çılgınlığınız vardır. Gidersiniz en vitrinde en güzel görünen şey neyse onu almaya çalışırsınız. Bunlar da silah alırken en çok böyle kendilerine filmlerdeki silahlara benzeyen silahlar neyse onları alıyor. Parası da az değil.
Şimdi en son biliyorsunuz yani Trump'la hani birkaç yüz milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmışlardı bunlar. Patriot'ları da aldılar, işte jetleri de aldılar falanlar filanlar. Kendi çocuklarını tabii bilmem ne kolejlerine gönderiyorlar. Oralarda güya işte eğitiyorlar. Yani böyle bir gelişeceklerini zannediyorlar. Halbuki gelişimin aslında toplumun toplam kalitesiyle ilgili olduğunu çözememişler. Bireysel olarak param var, giderim satın alırım. Yani işte eğitimi de satın alırım, okulu da satın alırım, öğretmenleri de satın alırım, her şeyi satın alırım, silahı da satın alırım. Aldıkları zaman zannediyorlar ki bu şey silah işe yarayacak. Fakat yaramadığı görüldü. Hatta Amerikalıların kendileri bile rezil oldular yani Patriot'ları falan işe yaramadı. Çünkü ister İran'dan, ister Irak'tan, ister Yemen'den fark etmiyor bir yerlerden atılan o kruz füzeleri ve dronlar gitti Aramco'yu bam 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 vurdular. Ve hakikaten açıklanandan çok daha büyük bir hasarla bir de daha da şeyi fotoğraflarda vardır bilmiyorum dikkat ettiniz mi? İsabetle vurdular. Yani can alıcı noktaları isabetle vurdular. Şimdi Yeni Şafak gazetesi de bu konuyla ilgili olarak 67 milyar dolarlık silah işe yaramadı diye bir başlık atmış. Niye mesela? Bilmiyorum. Şimdi bugünlerde Suudi Arabistan'a bunlar düşman ya. Daha önceden biliyorsunuz yani çok kankaydılar, beraberdiler. Bugünlerde düşman oldukları için böyle bir şey atıyorlar. En son biliyorsunuz yaklaşık 2000 Suudi Arabistan adına savaşan kişiyi, hepsi Suriye'nin işte ordusundaki asker falan değil, bir takım milisleri falan da toplamışlar bunlar. Yemenliler esir aldılar. Esir aldılar. 2000 kişiyi aynı anda siz eğer esir veriyorsanız o zaman bir oturup düşünmeniz gerekiyor. Suudi Arabistanların bu durumuyla ilgili Yeni Şafak'ın bu haberi doğru. Yani tespitler yerinde tespitler ama aynı Yeni Şafak Suudi Arabistan'ın şimdi şurada bakın şu sayfa mesela İslamcı, siyasal İslamcıların Türkiye'deki ne kadar ağır ifade kullanmayacağım ama çelişkiler içerisinde yaşadıklarını gösterir. Bir kişi var burada sadece, bir kişi. Kim? Cemal Kaşıkçı. Erdoğan'ın dostu olduğu için ama neden dostu? Çünkü ihbancı. Yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nden Türkiye'deki faaliyetlerini falan da bayağı bir sürdüren birisiydi bu. Böyle olduğu için nedir? Erdoğan bu bir kişinin öldürülmesini 21. yüzyılın en önemli olayı olarak değerlendiriyor. En aslında etkili ve tartışılası dediğim gibi yani tam çevirisini yapacak olursak. Fakat bunlar işte şey yapıyorlar. Neyse. Konumuz bu değil şimdi. Peki Yemen? Yemen'de binlerce kişi öldürüldü. Üstelik şey hani sivil mi? Evet sivil. Gerçekten de sivil. Öldürüldü. Ve vahşice bir şekilde. Ve hiçbir sebebi olmadan. Yani sadece Suudi Arabistan'ın kaprislerinden dolayı öldürüldü. Çünkü Suudi Arabistan şundan çekiniyor. Eğer orada o Husiler şey yaparlarsa, iktidarı tam olarak ele geçirirlerse o bir Şii kuşatması olacak. Ama şöyle bir şey de var. Aslında Zeydiler, işte bu Husiler falan filan bunlar şey değil. Yani Şii dünyasına yakın değil. Tam tersi Sünnizme daha yakınlar. Bu da ayrı bir şey ama Suudi Arabistan böyle gördüğü için durup dururken Yemen'i bombalamaya başladı. Ve Yemen'de hakikaten çocuklar öldü. Hakikaten insanlar yaprak yiyerek, ağaç yaprağı yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Peki bu 21. yüzyılın en önemli olayı sayılmıyor mu? Yani bir Cemal Kaşıkçı'nın hayatı milyonlarca, milyonlarca demeyeyim yanlış söylemiş oluruz. Binlerce Yemenli çocuğun hayatından daha mı değerli? Erdoğan için daha değerli. Ve bu ikiyüzlü şey için, Türkiye'deki ikiyüzlü basın için evet bu böyle. Görmediler, görmediler, görmediler. Ne zaman ki Suudi Arabistan kalktı işte Katar'a saldırdı. Arkasından sıra işte Erdoğan'a gelecekti. Katar'a saldırdı. Saldırınca hemen Yemen'i görmeye başladılar. Ve ah işte Yemen'de insanlar ölüyor da çocuklar ölüyor da falan filan da ağlamaya zırlamaya başladılar. Bu bunların hayatları boyunca şey yapacaklar. Pişmanlıklar yaşayarak gidecekler. Ne kadar zavallı bir durumda olduklarını buradan görebiliyoruz. Peki saatlerimiz 11.44'ü gösteriyor. Hemen birkaç başlık daha atıp programı bitirelim. Şimdi Aydınlık Gazetesi yazarı da aynı zamanda olan Soner Polat hayatını kaybetmiş. Aydınlık Gazetesi'ndeki arkadaşlarımıza başsağlığı dileyelim.
Ve burada bir habere dikkat çekelim iç sayfada. Yani birinci sayfada aslında şöyle. Libya Yunanistan'a münhasır ekonomik bölge notası verdi. Bunu uzun zamandır burada anlatmaya çalışıyorduk. Neden Türkiye Libya'da Hafter'i bombalıyor ve diğer tarafı tutuyor diyorlardı ya. Bir taraftan tabii ki İhvan Şubu falan filan işbirliği var. Ama diğer yandan Türkiye Yunanistan'ın ve Rum tarafının Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine karşı Libya'yla, Libya'nın daha doğrusu bu kanadıyla işbirliği yapmak istiyor ve nihayet şimdi Libya'dan da böyle bir şey çıkmış. Bakalım ne olacak? Hafter'e büyük ihtimalle başka bir takım görevler yükleyebilirler oradaki Türkiye hedeflerine karşı. Yeni Yaşam gazetesi, meclis paketlendi diye bir başlıkta çıkmış. Bugün açılacak meclisin gündemi AKP'nin yargı paketi olacak. Gazetemize konuşan muhalefet temsilcileri meclisin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle fiilen işlevsizleştiğini ifade etti ki yerinde tespitler ve damattan masal başlığını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarıyla ilgili olarak. Bir Gün gazetesi aynı konuyla ilgili paketten çözüm umudu taşımayan rakamlar çıktı başlığıyla çıkmış. Ama evrensel iki bence bugün en güzel başlık. IMF'ye selam, işsizliğe devam. Böylece ne yapmış oluyoruz? Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı hedefliyoruz. Yani bugün saat 11.46 değil, 11'de yani. Siz kaçırmayın programı. Gün içerisinde tabii yine gelişmeleri Artı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.